Güneş doğdu derken bir de baktım karanlıklar çökmüş şehrin üstüne. Buralarda yaz var. Beyaz Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Lale Orta'yı tanıyor musunuz diye soracağız. Gravilion'u tanıyor musunuz diye soracağız. Ve Osterwolde ne demek diye soracağız. Hem Gravilion'u da ne demek diye soracağız. Hem de tanıyor musunuz diye soracağız. Karışık bir video olacak. Hadi videoya geçelim. Bakalım ne cevaplar verecekler. Lale Orta'yı tanıyor musunuz? Yok. Gravilion'u tanıyor musunuz? Yok. Peki Osterwolde? Tanımıyorum yeğenim. Lale Orta'yı tanıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. Şirketlere bakalım. Tamam. Şirketlere bakalım. Şirketlere bakalım şu an. Saklanıyorlar ya, çok garip geliyor. Lale Orta'yı tanıyor musunuz? Yok tanımıyorum. Gravilion ne demek? Bilmiyorum. Osterwolde ne demek? Bilmiyorum. Lale Orta'yı tanıyor musunuz? Tabii. Lale Orta. Maalesef. Kendisi Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı oldu, yeni başkanı. Evet. İlk defa bir kadın oldu. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ya pek düşünmüyorum ha, hayır. Yani, hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Gravilion bilmiyorum valla. Osterwolde. Abi İngilizce bir sözcükten mi bu kastın? Bilmiyorum. Peki Lale Orta'yı tanıyor musunuz? Yok tanımıyorum. Merhabalar. Lale Orta ne demek? Bilmiyorum dostum. Lale Orta kimdir peki? Bilmiyorum. Osterwolde. Bilmiyorum. Abi pazarlıkta mıydın? Evet tam olarak evet. Pazarlıktaydık. Anlaşmayı verdiniz mi? Hadi yok. Tamam. Henüz değil, öpeyim seni Enes'cim. Görüşmek üzere. Gravilion ne demek? Nedir yani? Ay bilmiyorum ki nedir acaba, ben de merak ettim ha. Gravilion. Ve Osterwolde ne demek? Yani maçla alakalı bir şey mi acaba? Evet. Gerçekten evet, mi? Evet helal olsun. Ay evet helal olsun, ben de şaşırdım. Futbolcu isimleriydi bunlar. Galatasaraylıyım. Galatasaraylıyım. Lale Orta'yı tanıyor musunuz? Yok ya tanımıyorum. Onu da bir tahmin alalım. Kimdir sizce? O da güzel bir çiçek ismi ama keşke tanısaydım. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı oldu. Aa, İlk kadın başkan. Aa, hayırlı olsun, güzelmiş. Güzel, ismi de güzelmiş. Teşekkür ederiz. Hayır bence Galatasaray. Doğma büyüme ben Galatasaraylıyım. Doğma büyüme Galatasaraylıyım. Tabii ki de ya. Nerede, Türkiye'nin neresinde Galatasaray? Ah onu bir de bilseydim. Lale Ortay Milli Orta. Hakem Kurulu şeyi olmuş galiba bugün, başkanı evet. Olmuş. Merkez Hakem Kurulu'nun yani başkanı. Tanımıyordum, bugün tanımış oldum böylece. Bugün? Tabii bugün tanıdım. Şimdiye kadar erkek olurdu Milli Hakem Kurulu Başkanı. Bir baktım Lale Orta diye bir bayan. Ya memnun oldum tabii ya, bir bayanın Milli Hakem Kurulu Başkanı olması. Hiç olmazsa ne bileyim adil bir yönetim gösterir inşallah. İnşallah bu hanımefendi de güzel bir yönetim gösterir. Bu şaibeler ortadan kalkar. Şimdi Lale Hanım'ın... Ahmet Çakar'ın da bayağı bir demeçleri vardı. Ahmet Çakar'ın da var tabii. Ahmet Çakar da çok değerli bir hakem. O da çok değerli, değer verdiğimiz bir hakem. Fakat çok böyle bağırtılı bir program oluyor tabii. Bir taraftan Razım Ozan Kütahyalı, bir taraftan Abdülkerim galiba eski Fenerbahçeli futbolcu. Bir Sinan Çetin biraz daha mülayim gibi. Bir tabii reyting olayı da oluyor haliyle. Ama güzel, seyrediyorum arada ben. Futbol dışı bazı şeyler de konuşuyorlar. Bu da espri katıyor tabii, programa bir renk katıyor. Sinan Çetin takip ediyor muydunuz futbolculuk dönemini? Takip ediyorum. Ben tabii biraz da gülüm eğlenim diyorum. Yani gerçekten program hem futbol içerikli. Aile ortamı gibi aslında. Aile ortamı gibi. Ev ortamı. Şahane bir program. Yani bağırtılar çağırtılar var ama güzel bağırtılar çağırtılar. Çirkin değil yani. Ertem Eğilmez miydi şey neydi? Ertem Eğilmez. Sunan değil mi? Evet. O başka bir yere gitmişti, tekrar geldi. Geldiği de çok iyi oldu. Yani o bu işin ustası. Abdülkerim hocanın soy ismi nedir? Abdülkerim valla Fener'in eski futbolcusu yani. Evet. Unuttum valla şimdi, aklıma gelmiyor. Bir tahmininde buldum. Abdülkerim. O gün altı parmak vardı, bu başka bakayım neydi. Eskileri tanıyorum da. Evet. Bu yeni eski yani. Şimdi... Peki Abdülkerim durur mu durmaz mı? Nasıl? Durur mu durmaz mı? Evet. Nerede durur mu durmaz mı? Yani soy isim olarak bir tahminde bulun. Durmaz herhalde. Yanlış. Durur mu? Durur. He dururmuş vallahi, ilk defa sızlanıyor. Dursun. O da ki hani çaylar dursun der gibi durur yani. Yani ben soruma geçebilir miyim? Geçin, Gravilion. Tabii ki efendim. Gravilion. O ne kim? Valla senden duyuyorum. Gravilion. Yani yol. Yol mu yapılıyor? Ne? Evet. He yol yapılıyor. Neyi? Tahminleriniz? Gravilion yani. Gravyer peynir gibi aklıma geldi. Şimdi ben peyniri çok severim de.
Gravyer peynir vardı eskiden, bilir şimdi. Bilmiyorum. Gravyer yol mu dediniz? Gravilyon. Ha, gravilyon, onu bilmiyorum şimdi, bilmedim. Ama doğru tutturdunuz yani, yolla alakalı. Yol değil mi? Yol, evet. Ama neyin yolu? Hangi yol? Futbol yolu. Ha, futbol yolu, güzel. Gravilyon. Zor bela avutabildim kendimi. Antidepresan kesmiyor ne ilaç ne de antidepresan. Apo hocam ne güzel söylüyor be. Buradan sevgiler Abdülkerim Durur hocama. Sen olmadan asla yaşayamam. Bana ilaç verme antidepresan. Merhabalar. Merhaba. Lale Ortay'ı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Eski hakem MHK başkanı oldu. Düşünceleriniz neler şu anki MHK başkanı için? İnşallah başarılı olur ama bu federasyonun başarılı olacağını zannetmiyorum. Peki Osterwolde? Onu da tanıyorum. Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'ye yeni transfer oldu. 7 milyon euro. Fenerbahçeli olduğum için biliyorum. Peki fazla transfer edilmesi gereken bir... Maliyeti çok yüksek. Bence daha kaliteli, daha iyi oyuncu alınması gerekirdi. Peki Emre Demir? Evet, o da Barcelona'ya gitti. 2 yıl oldu. Geri aldılar. Türk oyuncu olduğu için alınmış bir oyuncu. İnşallah başarılı olur. Osterwolde ne demek? Fenerbahçe'nin yeni aldığı oyuncu. Sol bek. Lale Orta. MHK yeni başkanı. Neler düşünüyorsunuz? Yani oyuncu iyi, fena değil. 20 yaşında. Para edilebilir. MHK başkanı hakkında da güzel. İlk Türk hakemmiş herhalde. Kadın Türk hakem. Fena değil yani. Böyle şeylerin olması Türkiye açısından iyi. Bazı taraftarlar yani Twitter'da falan Lale Orta'yla ilgili Fenerbahçe yorumu yaptılar. Evet. Siz neler düşünüyorsunuz? Haklı buluyor musunuz? Ben Fenerbahçeliyim zaten. Saçmalık bence. Öyle düşünüyorum. Yok yani. Her şey Fenerbahçe'nin aleyhine. Her şey Fenerbahçe birazcık başını kaldırdığı an yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Bıraksınlar bu ayağı bence. Osterwolde ne demek? Bilmiyorum. Peki Lale Ortay'ı tanıyor musunuz? Lale Ortay? Duymuştum galiba da emin değilim. Tanıyorum. Kimdir kendisi? Türk bayan hakem. Şu an Merkezi Hakem Kurulu'nda başkanı oldu. Evet, Profesör Doktor Lale Orta. Evet. Osterwolde ne demek? Futbolcu. Fenerbahçe'nin transferi. Evet. Beğeniyor musunuz peki? Bu transferi başarılı buldunuz mu? Buldum da stratejik olarak yanlış. Yani oyuncu başarılı bir oyuncu ama transferin stratejisi yanlış. Peki Fenerbahçe'nin elindeki çok iyi futbolcular neden Fenerbahçe'den gitti? Birer milyon istedikleri için, daha fazla istedikleri için. Peki 3,5 milyon euroya başarılı bir stoperim varken ya da başarılı bir orta saha oyuncum varken ona 1 milyon euro daha fazla verip 4,5 milyon euroya aynı başarıyı devam ettirmek mi? Yoksa hani ne umduğunu bulamayacağın bir futbolcudan ne kadar başarılı olursa olsun Türkiye Ligi'ne yabancı olan bir futbolcudan 7,5 milyon lira hem kulübü zarara sokup hem de beklentilerini alamama durumu mu? Hangisi mantıklı? Bence Kim Min-jae işte vesaire bu daha önce giden futbolcuların çoğu parasal konuda anlaşamadılar gittiler ki bunların istedikleri öyle 10'ar milyon 20'şer milyon euro bir zam değildi. Yani birer milyon euro, 500 bin euro bu tarz şeylerden. Hangi takımısınız? Ben Fenerbahçeliyim. Altay Bayındır için ne düşünüyorsunuz? Mutlu değil. Elinden geleni yapıyor. Son damlasına kadar, kanının son damlasına kadar savaşıyor ama mutlu değil yani. Çünkü maç sonu verdiği röportajlardan belli oluyor. Osterwolde ne demek? Yani Osterwolde... Oscar değil, Osterwolde. Osterwolde en iyi sol beklerden birisi olabilecek ileride. Yaşı gereği de. Geldiği takım itibariyle de ben Osay Samuel gibi ilerleyen yıllarda parlayacağını düşündüğüm bir isim. Lale Orta tanıyor musunuz? Yok. Duydunuz mu hiç ismini? MHK başkanı oldu. Kendisinin Twitter'da Fenerbahçe'yle olan paylaşımlarını gördük. Burada taraf tutma var sanıyorum. Öyle mi düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Neden? İnşallah. Adamın Twitter'da, pardon kadının Twitter'da Fenerbahçe aleyhine paylaştığı şeyler var. Hatta zaten Fenerbahçe Üniversitesi'nde de kayıtlı görünüyor. Zaten genelde bu işlerde biliyorsun yani birazcık taraf tutmalı oluyor. Genelde Fenerbahçeli olduklarını düşünüyorum. Aynı zamanda MHK başkanı dışında biliyorsun yani...
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlarının da Fenerbahçeli olduğu çoğunluğu. Ama nedense Fenerbahçe karşı oynanan oyunun da olduğunu düşünüyorum. Bence hakemlerde bir sorun çıkar. MHK başkanı, bence hakem. De. Yani kesinlikle olmaması gereken bir şeydi. Ben de katılıyorum. Bir araştırılması gerekiyordu. Evet. Beyaz Futbol YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin.